Bel ve boyun fıtığından şikayetçi olanlar, ekran başına, fıtıklarda lazerli tedavi yöntemi hakkında bilinmeyenler, bel fıtığı ameliyatsız lazerle nasıl tedavi ediliyor? Lazer uygulandıktan sonra hasta ne kadar sürede iyileşiyor? Ortopedi uzmanı Operatör Doktor Ubeydullah Sevgili Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sormalısınız. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun. Ubeydullah hocam ne kadar güler yüzlü evet, değil mi kesinlikle hocam? Evet, kesinlikle. Çok pozitif. Çok önemli bir şey çünkü. Kesinlikle. Özellikle bence doktor hasta ilişkisinde o pozitif enerji çok çok önemli. Evet. Siz de hep buraya kesinlikle çok güler yüzle geliyorsunuz. Öncelikle teşekkür ederiz. Konular böyle bazen can sıkıcı konularda olsa o biraz enerjiyi değiştiren ve bence tedavide de sanki %50 ilk başlangıç değil mi hocam? Plasebo etkisi en azından. Tabii. Zaten bir hastalığın tedavisinde moral de çok önemlidir. Kesinlikle. Onu çok gözlemliyorsunuz değil mi hocam? Vaka aynı, tedavi aynı ama süreç hiçbir zaman aynı gitmiyor. Mesela çok güzel örnekler verdiniz. Dediniz ki işte canımız sıkıldığı zaman işte böyle komik olan videolar izliyoruz. Tabii hastalarda da böyle problemler olduğu zaman işte hoşlarına giden müzikler, işte geziler, işte böyle canlarını sıkmayacak işte komşu ziyaretleri. Evet. Ben mesela böyle klasik müzikle operasyon yapan nice cerrah tanıyorum mesela. Sizin var mı öyle bir şeyiniz hocam? Yani operasyonlarda. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Her zaman motive oluyoruz yani her koşulda da. Evet, yalnız müzik. Şöyle mesela klasik müziği tavuklara dinletmişler. Aha. Sonra bakmışlar ki daha çok böyle verimli yumurta üretimi olmuş. Böyle artıları da var yani. Evet, kesinlikle. Kesinlikle ben çok inanıyorum. Bugün sevgili izleyenler hocamla bel ve boyun fıtığını konuşacağız ama özellikle tedavi yöntemlerini, lazer tedavisi diye gündemde bir tedavi yöntemi var. Bu eski bir yöntem mi hocam yoksa şimdi, yeni bazı uygulamalar olduğu için mi şu anda çok popüler? Eski zamanlarda bir lazer vardı. Lazer uygulanışı nasıldı? Tamamen lezyona ulaşıp o lazerin direkt doku üzerinde eritici özelliği kullanılıyordu. Yani o bölgeye ulaşarak lazer ışınları o fıtığın mesela fıtık tedavisinde o fıtığın yakmasını sağlıyordu. Ama günümüzde invaziv olmayan robotik lazer sistemleri var. Bunlar tamamen hastaya dokunmadan non-touch dediğimiz dışarıdan lazer ışınları gidiyor. Ve genelde de mesela her sektörde lazer ışınları kullanılıyor. Evet. Burada önemli olan nedir? Dalga boyları. Bazı mesela lazer ışınları mesela diyelim epilasyonda orada melanin pigmentlerini hedef alarak kıl köklerini yakarken bu lazer ışınlarında işte genellikle 800, 1000 nanometrik dalga boylarındakiler işte kızılötesine daha yakın. Bunlar daha çok nüfusa cilde nüfus ediyor ve oradaki iyileştirme kaskatını geliştiriyor. Yani dokuya zarar vermeden. Mesela ne yapıyor? Orada ısı üreterek oradaki damarların çalışmasını, lenf drenajının çalışmasını. Sonuçta mesela bir bölgede hasar olduğu zaman orada da toksinler oluyor. Doğru. Bu toksinin uzaklaştırması demek. Bu sinir uçlarını uyaran ağrıya neden olan toksinlerin uzaklaştırılması demektir. Bunun yanında da mesela lazer ışınlarının fotoakustik özelliği var. Bu darbelerle ne yapıyor? Oradaki sinir uçlarını uyararak hızlı bir şekilde ağrıyı kesiyor. Bir de hücreler içinde mitokondriyal enerji dediğimiz o enerjiyi yükselterek hücrelerin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Evet. Şimdi kulağa tabii no touch yani dokunmadan yapılan bir tedavi böyle çok sıcak, çok hoş geliyor. Çünkü bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar ve ameliyat teşhisi konmuş olanlar endişeleniyorlar. Özellikle boyun fıtığı birazcık daha tehlikeli geliyor. Bel fıtığının da gene bir post operasyon süreci var. Evet. Şimdi ben tabii şu soruyu sormak istiyorum. Her boyun ve bel fıtığı olana bu lazer tedavisi uygulanabiliyor mu? Her hastaya bu tedaviler uygulanabiliyor. Mesela boyun fıtıklarında da uygulanıyor, bel fıtıklarında da uygulanıyor. Burada önemli olan nedir? Hastanın vakit geçirmemesi. Yani tedaviye ne kadar erken başlanırsa, mesela diyelim hastanın çok ciddi bir fıtığı vardır. Ve çok şiddetli ağrısı vardır. Mesela ağrı kesiciler fayda etmiyordur. Kortizonlar fayda etmiyordur. Fizik tedavi fayda etmiyordur. Burada mesela tek bir seansa bile ağrının giderildiğini görebiliyoruz. Çünkü sonuçta mesela o sinir dediğimiz yapılar kanlanması çok olan oraya yeterli kan gitmiyor. Ama oraya yeterli kan gitmediği için de vücuda yapılan ilaçlar da oraya ulaşılmıyor. Doğru. Ama lazer ışınları direkt bütün dokulara ulaşarak hem o sinirlerin iyileşmesini hem ödemin çözülmesini ve ağrıyı hemen kesiyor. Peki hocam sadece ağrıyı mı kesiyor yoksa fıtığı tedavi de ediyor şimdi, mu? Şimdi lazerin şu özelliği var. Bir ödem giderici özelliği var. Biyostimülasyon dediğimiz iyileştirmeyi artırıcı bir özelliği var. Bunun yanında da ağrıyı kesici özelliği var. Bir de damarlanmayı, kalanmayı artıran bir özelliği var. Bunun yanında da tip 2 kolajen üretimini artırıyor. Yani tip 2 kolajen daha önceden söylemiştik. Vücudumuzun olması olmazı. Yani mesela eklem kırdaklarının hepsinde bulunuyor. Doğru. Sonuçta fıtık bölgesi. Orası da bir eklem ve bu eklem yükü absorbe eden bir yer. Ve bunun içinde de tip 2 kolajen
yüksek miktarda bulunmaktadır. Nasıl ki dizimizde varsa yine aynı şekilde disklerde de o şekilde tip 2 kolajen bulunmaktadır. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Bazen hani değil mi hocam, fıtık o kadar ileri dereceye gidiyor ki sinirlere baskı yapıyor. Bunu bazen işte boyun fıtığıysa elimizde uyuşma, kolumuzda uyuşma gibi hissediyoruz. İşte bu beldeyse bacağımıza vuran uyuşma hissi, hatta bazen belki bir tık yürüyüşümüze aksetmen bir şey. Tabii yani hani o zaman da genelde böyle doktora gittiğinizde acil ameliyat olman lazım. Çünkü geri dönülmez sonuçlar alabilir gibi bazı sonuçlarla karşılaşabiliyor kişiler. Bu noktaya gelmiş fıtıklar lazer kullanılabiliyor mu? Mesela hastanın diyelim ki patlamış fıtığı var. Mesela bel bölgesinde posterior longitudinal ligament dediğimiz bir sağlam bir bağ var. O bağın bu ötesine geldiği zaman patlamış fıtık diyoruz. Ve genelde de bu bağın ötesine geldiği zaman, geçtiği zaman, yani kanala tam girdiği zaman bazen mesela kopuyor, kanala düşüyor. Vücudun bunları eritme özelliği var. Yani ilk başta mesela ne oluyor hastada? Ağrının sebebi nedir onu bilmek lazım. Birincisi fıtık basıyor. İkincisi, bu basan fıtık damarlanmayı azalttığı için de oradaki sinirler beslenemiyor. Hipoksik bir alan oluşuyor. Orada bir ağrı oluşuyor. İkincisi de nedir? Oradaki parçalanmış, fıtıktan dolayı parçalanmış dokular ne yapıyor? Kimyasal bir reaksiyon yapıyor ve o sinirleri irite ediyor. Yani ağrının sebebini çok iyi bilmek gerekiyor. Örneğin mesela hastalar diyor ki benim sağ bacağıma vuran bir ağrı var. Şiddetli bir ağrı var. Ama bazen sol tarafa da vuruyor. Sol tarafa vurmasının sebebi nedir? Oradaki mesela fıtık sağ taraftadır. Evet. Ama oradaki medyatörler, toksik maddeler ne yapıyor? Solda da ağrı yapıyor. Ama demek ki yani şu demek, biz bu toksik maddeleri uzaklaştırırsak, bunun yanında sinirin etrafındaki özlemi azaltırsak, ağrıyı kontrol edersek zaten vücudun bir kendini iyileştirme kabiliyeti var. Vücut ne yapar? Önce mesela hasarlı dokuyu temizler. Nasıl ki mesela bir bina yıkılır, enkazı temizlersin. Doğru. Sonra yeniden inşa edersin. Vücut da bu şekilde çalışır. Yani her koşulda mesela patlamış fıtıkta olsa bile, yani acil ameliyat da gerekiyor diyorlarsa bile bunlar da bile etki edebiliyor. Ama burada önemli olan nedir? Hızlı bir şekilde bu tedaviyi almak. Tamam, söyleyecek mi hocam? Yani ameliyat konmuş bir hasta öncesinde lazeri denese zaman kaybeder ya da fıtığına bir zarar verme opsiyonu var mı? Yani şöyle, önemli olan ne nedir? Olur yani? Hastada güç kaybının olup olmaması. Uyuşma da değil. Mesela bacağımıza giden bir sürü sinirler var. Bazıları nedir? Duyuları alıyor. Bazıları hareketimizi sağlıyor. Bazıları ağrıyı alıyor. Oradaki fıtık hangi sinire çok baskı yaparsa şikayetimiz o şekilde olur. Bazı hastalar diyor ki benim ağrım var. Bazıları diyor ki benim uyuşmam çok. Doğru. O şekilde şikayetleri değişiyor. Burada önemli olan nedir? Hastadaki güç. Bacağındaki mesela hastanın kendi hissettiği güç değil. Bazı hasta diyor ki benim bacağım çok güçsüz. Önemli olan nedir? Doktor muayenesinde burada bir güç kaybı var mı yok mu? Mesela biz gücü değerlendirdiğimiz zaman 5 derecede değerlendiriyoruz. Mesela diyelim işte birinci derecede güç kaybı var, ikinci derecede. En son aşamaya geldiği zaman zaten hasta tam ayağını çekemiyorsa, özellikle düşük ayak oluyorsa bunlarda tam güç kaybı var denilip acil ameliyat gerekebiliyor. Evet. Ama tabii bu çok düşük bir rakam. Yani mesela diyelim ki fıtık olanların 100 binde belki 5'inde ancak böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Evet, o yüzden hocamın bu söylediği çok önemli bir şey. Çünkü sadece MR raporunda gördüğünüz şey size çok bir şey söylemeyebilir. Bazen çünkü MR raporuyla bir teşhis kesinlikle talebinde olan kişiler var. İşte o güç muayenesi belki bazen MR'dan çok daha kıymetli oluyor. Kesinlikle. Değil mi hocam? Şimdi, o hataya düşmemeleri lazım. Bir de şu da var. Mesela hastanın ağrısının sebebi o fıtıktan dolayı mıdır? Yoksa belin etrafında mesela kaslar var, lifler var, üst size fasciye dediğimiz eklemler var. Onlara bağlı mı bir ağrı var? Onu da çok iyi teyit etmek gerekiyor. Bazen mesela hastanın bir romatizmal hastalığı var. Seronegatif spondiloartropati diyoruz biz buna. Sakroiliyak eklemi tutuyor. Yani belin hemen alt tarafında bir bölgeyi tutuyor. Bazen hastalar bunu da karıştırabiliyor. Tabii, kesinlikle. Bazen mesela hastanın kalçasında kireçlenmesi var, toparlaması var. Belden zannediyor Belden zannediyor. Mesela gidip ameliyat olanlar da var. Ama sonra şikayetleri geçmeyince de bir bakıyorsun kalçada şey var. Bazen hastalar filmlerini gönderiyor. Diyor ki ya bende skolyoz var. Ben ne yapmalıyım? Filmin ucunda bir alt bölgede bakıyorsun kalça eklemi kireçlenmiş. Farklı yani, bir şey görüyorsunuz. Yani, kesinlikle hocam. Teknolojinin ilerlenmesiyle bir bölümde yine bahsetmiştik. Bu görüntüleme doktorluğu çok böyle yaygınlaşmaya başladı. Ve hastalar da işte artık şeyden direkt telefondan gönderiyor. Aslında
görüntüleme tetkikini isteyebilmek için önce hastayı görüp muayene edip ondan sonra size bir MR, BT ama maalesef yani maalesef sistem. Buradan onu eleştireceğim. Yani hemen işte acile gelen bir hastaya hemen şu tomografiyi çektir, hemen bu MR'ı yaptır. Bu doğru bir yaklaşım değil. Kesinlikle. Önce muayene, görüşme, anamnez dediğimiz bizim sorgulama, ne zamandır var bu ağrınız. Ondan sonra tamam şu tetkiki yaptırın. Bu sıranın karışmaması lazım. Şimdi hastanın da kolayına geliyor. Mesela internet üzerinden bir rapor göndermek, gitmemek, tabii. online bir tedavi evet. almak. Aynen. Ondan da hoşlarına gidiyor ama bu çok sağlıklı değil. Şimdi biz mesela robotik lazer tedavilerinde sonuçta invaziv olmayan, hastaya zarar olmayan non-touch dediğimiz tedavi yöntemleri. Ama muayene kesinlikle dokunmamız gerekiyor. Evet, şunu merak ediyorum hocam. Mesela birine dediniz ki senin için robotik lazer çok uygun bir yöntem şimdiki pozisyonunda. Size geldi. Nasıl bir süreç işliyor? Yani anestezi mi oluyor? Yani o hastanın bir gününü, tedavi gününü yani anlatabilir bunda, misiniz? Yani ameliyat gibi düşünmemek lazım. Yani hazırlığı olmayan bir tedavi yöntemi. Ya hasta hamile değilse, zaten hamile bayanlara uygulanmıyor. Bunu yaş dışında mesela kalp bölgesine çok uygulanmıyor. Yani kalbinde stent varsa, şey varsa. Onun dışında bütün hastalara hemen uygulanabilir. Genelde bu tedaviler de 10-15 dakika sürüyor. Hasta orada bir sıcaklık, hiçbir şey de hissetmiyor. Ama işlem sonrası ağrının %50'den fazla geçtiğini hissedebiliyor. Tabii seansa göre iyileşme sağlanıyor bu hastalara. Yani bir kese açarak bir yerden cihazı sokma bu falan mesela, hiçbir şey yok. Zaten mesela non-touch demiştik. Bu normalde bir 20 santim cihaz arasında mesafe var. Oradaki lazer ışınlarını gönderiyor ve ışınların o bölgeye kadar ulaşıp o bölgeleri tedavi etmesini sağlıyor. Zaten lazerde dediğimiz bir ışık değil, radyasyonla, yani görülmeyen radyasyonla güçlendirilmiş ışık demek. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi radyasyon kelimesini kullanınca hemen izleyicilerin çoğu hani biz yıllarca radyasyonu hep çok kötü bir şey bildik. Şimdi ya. Şimdi radyasyonun şöyle yönleri var. Sonuçta mesela bu ışık da bir radyasyon. Telefonlar ışık, zaten hepten radyasyon. Mesela telefonumuzda mesela lidar sistemi var. Baktığımız zaman lazer ışınları geliyor, yüzümüzü tarıyor. Ve doğru, açılıyor. Evet. Onda da var aynı şekilde. Mesela arabalarda var. Tabii bunlar zayıf, yani böyle nanometrik şeyleri çok düşük olan lazerler. Sonuçta mesela zararlı olan radyasyon hangisi? İyonize radyasyon. İyonize radyasyon mesela nerede var? X-ray'lerde, çekilen grafilerde. Mesela bir film çekiyorsun. Bunun sana zararı var ama lazerin kesinlikle... Bu robotik lazerin öyle hiçbir zararı yok. Evet, peki şunu da sormak istiyorum. Lazer tedavisini aldı hasta. İyileşmesi anda mı oluyor hocam? Yani o anda bir rahatlama, işte fıtığında küçülme yoksa bir süreç mi bu? Zaten bu mesela ilk başta ağrıyı kesiyor bu. Zaten iyileşme biliyorsunuz bir zaman gerektiriyor. Zaten burada önemli olan nedir? Oradaki ödemin azalması, oradaki ağrı reseptörlerinin blok olması ve toksik maddelerin uzaklaştırılması. Bu lazerler darbeli bir şekilde gittiği için fotoakustik bir frekansla gidiyor. Bunlar hemen ağrıyı kesiyor. Ağrıyı kestikten sonra da mesela hasta işte moral, motivasyon, egzersiz bunlar iyileştirmeyi de artırıyor. Hocam bizim kozmetikte fraksiyonel karbondioksit lazer işte seans bazen 4-6 seans yapmak gerekebiliyor. Bunda da yine o tip aralıklarla gerekebiliyor. Hastaya göre değişiyor. Akut dönemde ise genelde bir seansa bile hasta çözülebiliyor, iyileşebiliyor. Ama iş kronik döneme geçtiği zaman genelde bu hastalık diyelim 3 haftanın, işte 3 aydan sonra geçtiği zaman genelde biraz daha seans süresini daha fazla vermek gerekiyor. Peki hocam yapıldı, hasta iyileşti yani ama... Onun için diyoruz ya hastalar erken tedavi olursa, ne kadar erken tedavi olursa o kadar sonuç almak yüksek olur. Diyelim ki bir süre sonra nüksetti veya olmayan başka bir yerinde oldu. Tekrar lazer yaptırabiliyor mu, buna müsait mi tabii. Yani defalarca yani lazerin yapılmasına? Hiçbir şey yok, toksik bir birikimi yok. Yani onun için her zaman uygulanabilir, yani onda bir sıkıntı yok. Evet, şey bile aslında çok önemli bir olumlu etki, yani dedik ya ağrıyı kesiyor olması. Çünkü özellikle bel fıtığında ve boyun fıtığında bildiğim kadarıyla kullanılan ağrı kesiciler de öyle hafif ağrı kesiciler kesinlikle değil. Yani midenize ve diğer organ fonksiyonlarına da bir miktar etkisi, olumsuz etkisi olan şeyler. Yani onları bile minimize etmek zaten, veya tamamen kesmek büyük bir avantaj kesinlikle zaten. Şimdi mesela diyelim ki bizim sinirleri düşündüğümüz zaman sağa sola mesela bacakları giden böyle sinirler var. Mesela bir insan gibi düşünürsek mesela işte kollarımızda gidiyor. Sonuçta bunun üzerinde, bu sinirlerin üzerinde dura dediğimiz bir yapı var. Bu dura nasıl ki böyle ceket giyiyorsan ve bu ceketin üzerinden kremi ya da ilacı süremeyeceğin gibi o ilaçlar da o sinirlerin üzerinde ulaşamıyor. Tabii. Onun dışında mesela beyin omurilik bariyeri var. Kullandığı ilaçlar, ağrı kesiciler o bariyeri ulaşamıyor. Bunun yanında lazerin şöyle bir avantajı var. Bütün dokular geçebiliyor. Normalde hani orada ağrının sebebi bizim o sinir demetlerinin içindeki T
deltel dediğimiz, bazen bunu spaket diye de benzetirler görüntü itibariyle. O sinir demetlerinin hepsinin böyle iltihaplanması. Ve kullanılan ilaçların hiçbiri o bölgeye ulaşamıyor. Tabii. Ve ilaçlar mesela lazer direkt o bölgeye ulaşıyor, ödemi çözüyor, oradaki ağrı reseptörlerini bloke ediyor ve sinirlerin iyileşmesi için de rejenerasyonu sağlıyor. Boyun fıtığında tehlikeli bir şey var mı hocam? Çünkü boyun böyle çok hassas, omuriliğe ve beyin fonksiyonlarına ya çok yakın bir alan ya. Boyun fıtığında mesela çok korkulan bir bölgedir. Evet. Kesinlikle hastalığa ameliyat gerekse bile ameliyat olmak istemezler. Doğru. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle robotik lazer tedavisi, yani boyun fıtıklarında mesela daha hızlı bir şekilde tedavi sonucu veriyor. Bele göre, yani o bölge belki daha cilt dokusu daha ince olduğu için oraya daha hızlı bir şekilde nüfuz ediyor ve daha güzel sonuçlar görülebiliyor boyun fıtıklarında. Genelde boyun fıtığıyla bel fıtığı aynı kişide böyle eş zamanlı da olabiliyor. Hem boyuna hem bele eş zamanlı yapılabilir mi hocam? Tabii eş zamanlı ikisine de yapılabilir. Zaten mesela biz daha önceden söylemiştik. Belde bir fıtık olduğu zaman buradaki kaslar yukarıya kadar gidiyor. O kaslar kasladığı zaman boyunda küçük fıtıklar bile onları aktive edebiliyor. Mesela omuzdaki yırtıklar, omuz şikayetleri ne yapıyordu? Buradaki kaslar zayıfladığı için boyundaki ağrıları artırabiliyordu. Mesela küçük bir fıtık olsa bile şiddetini artırabiliyordu. Yani özellikle zaten bu hastalar kombine bir şekilde tedavi etmek gerekiyor. Çünkü mesela hastayı sadece boyuna yönelik tedavi ettiğin zaman, diyelim ki omuzunda problem var, o omuzdaki problemi çözmediğin zaman çok kalıcı bir tedavi olmuyor. Tabii bir şey, alt ve üst yaş sınırı var mı hocam? Bu yani her yaşta, bu tedaviler her yaşta kullanılabilir. Yani bunun hiçbir zararı yok. Mesela diyelim ki 100 yaşındaki hastalara da kullanılabilir. Ama genelde böyle büyüme çağındaki epifiz plakları gelişen hastalarda biz çok önermiyoruz. Çünkü sonuçta o epifiz plakına verdiğin zaman oradaki hücrelerin büyümesini artıracağı için bacakta mesela boy kısalık farkları olabileceği için çok böyle genç hastalara önermiyoruz. Evet, yani özellikle gelişimi mesela, tamamlamış işte 17 olması. Yaşından genç hastalara çok önermiyoruz. Peki eşlik eden, beraber lazeri takip eden süreçte ya da ona hazırlıkta başka tedaviler de oluyor mu hocam? Yani işte yani şimdi, birlikte şunu da kullanacaksınız. Şöyle var mesela. Genelde bu hastalarda bunun yanında ilaç tedavisidir. Mesela vücutta bir eksiklik varsa, işte magnezyum eksikliği varsa, B12 eksikliği sinir. Varsa bunlar da kullanmak gerekebiliyor. Onun dışında mesela egzersiz çok önemli. Çünkü evet, sonuçta hakikaten. Mesela egzersizler yaptığımız zaman bizim kemiklerimizi birbirine bağlayan bağlar var. Egzersiz yapan kişilerde bu bağların daha güçlü olduğunu görüyoruz. Biz bunu nereden biliyoruz? Ameliyatlardan. Doğru. Yani özellikle böyle sporcuysa bizim etrafındaki bağlar mesela olsun, işte beldeki bağlar olsun, ondan daha güçlü olduğunu görüyoruz. Tabii mesela dizinde sorun olanlar üst bacak kaslarını güçlendirdikleri kesinlikle. Zaman büyük bir yükü alıyorlar. Yani bunu benim annem yaşadı mesela. Sadece egzersiz ve topikal bir ilaçla mesela diz ağrılarından büyük bir oranda kurtuldu. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle bir şey var. Genelde diz ağrıları problemleri bayanlarda daha çok oluyor. Bel fıtıkları da öyle. Çünkü niye? Mesela diz çevresindeki kaslar güçlü olmadığı zaman o dizin içindeki bağlar dediğimiz ön çapraz bağ olsun, arka çapraz bağ olsun, orada bir dengesizlik oluyor. Oraya dengesizlik olduğu zaman da mesela daha fazla yük biniyor ve mesela hiç top oynamayan ev hanımlarda bile ön çapraz bağ yırtığı oluyor. Evet, biraz sonra hocamla meme küçültme ameliyatlarını konuşacağız ama büyük göğüs sorunu olanların da boyun ve bel fıtıkları daha çok oluyor değil mi hocam? Önce size bu soru sonra hocama pas atacağım. Sonuçta biz ne demiştik? Postür. Yani sonuçta mesela şu sandalyeleri biz çok önermemiştik. Mesela hocamızla çok güzel oturuyorsunuz. Çünkü mesela buraya sandığımız zaman sonuçta her zaman oturarak çalışıyoruz. Doğru. Ve sırtımızı yasladığımız zaman ne oluyor? Sırtımızdaki kaslar gelişmiyor. Büyük memeleri olan hastalarda özellikle postürleri bozulduğu için öne eğilmek zorunda kaldığı zaman bu sefer sırt bölgelerinde daha çok ağrısı oluyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Bence çok önemli bir konuydu. Evet. Tedavide de ne güzel yöntemler var. Bir kez daha öğrenmiş olduk. Yeniden görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Şimdi sevgili hocam geliyor. Biraz